Merhaba arkadaşlar, ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle boğazım 2 haftadır ağrıyor sabahları ve sesim doğru düzgün gelmiyor bile. O nedenle şimdiden özür diliyorum sesimin birazcık, ses tonumun daha doğrusu birazcık değişik olmasına. Ama bu hiçbir video çekmeme engel değil bence. O nedenle şu an yeni bir videonuza karşınıza geldim. İlk videomu biliyorsunuz XXL Temu Horlan. İşte yatak odasına eşyalar, giyim kıyafet falan almıştım ve kalitelerini gerçekten çok çok fazla beğenmiştim. Yani fiyatına göre, sayfaya göre gerçekten çok çok iyi geldi. Sipariş verdiklerimde o nedenle şanslıyım gibi hissediyorum. Şimdilik de arkadaşlar en fazla merak edilen kargo açılımına geldik. Mutfak eşyaları. Bir sürü mutfağıma eksik olanlar ve güzel şeyler aldım. Bunları da tekrardan sizlerle tabii ki de paylaşmak istiyorum. Hem yine sizlere kalitesini göstermiş olurum. Ney nasıl gelmiş, hangisi iyi, hangisi kötü gelmiş. Ki hemen hemen ben birazcık böyle önden açıp baktım bile çok çok iyi yani. Gerçekten mağazadan almış gibi kaliteleri, camları olsun, plastikleri olsun çok çok iyi geldi. Bunları şimdi beraber açacağız. Bakın arkadaşlar, yani masanın dağınıklığına bakmayın da şurası full mutfak eşyası kargo. Burayı komple şimdilik beraber açacağız. Bu sefer bu arada değişik açıdan çekiyorum sizlere. Daha rahat olsun diye şöyle bu sefer koltuğu seçtim. Hep aynı açıdan olmasın diye ama oturma odam da geniş diye burada çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar, aranızda belki ilk videomu izlemeyenler vardır. Varsa kesinlikle ilk videomu izleyin. O zaman neyden bahsettiğimi daha iyi anlayacaksınız. Onun haricinde izlemeyenler varsa buradan da kısa bir özet geçeyim. Temu ne arkadaşlar? İlk videomda anlattığım gibi her şey satılıyor. Ev ürünlerinden araba ürünlerine, bahçe ürünlerinden mutfak ürünlerine kadar ne ararsanız Temu'da bulabilirsiniz. Çok uygun fiyatlı alıyorsunuz. Kaliteleri fiyatlarından daha iyi geliyor. Kargo ücretsiz ve 90 gün iade süreniz var. Yani 90 gün içerisinde halen ay yok ben vazgeçtim bunu iade etmek istiyorum diyorsunuz. 30 gün değil. Bence bu özellikle çok iyi yani. Ve tabii ki de yine ilk videomdaki gibi bir indirim koduyla karşınıza geldim. 100 euroluk indirim kodum var. Bunu da buraya ekliyorum. İlk alışverişinizde Temu app'ini indiriyorsunuz arkadaşlar, üye oluyorsunuz. Üye olduktan sonra arama yerine benim indirim kodumu yazıyorsunuz. Onu da buraya ekliyorum. İndirim kodumu yazdığınız an bakın 100 euro bir indirim geliyor. Yani ilk alışverişinizde sepetinizi doldurabilirsiniz ve ilk 100 eurosu bizden, daha doğrusu Temu'dan oluyor. İndirim kodumu bence kesinlikle faydalanın derim. Yine indirim kodumla %90'a varan indirimler var. Yani Temu'da genel olarak arkadaşlar sürekli zaten bir indirimler oluyor. Ürünler zaten indirilmiş. Ayrıca 100 euro benim kodumla iniyor. %90'a varan bir indirim var. Daha ne olsun. Bütün paylaştığım ürünlerin linklerini aşağı bırakıyorum. Bu arada ilk videoda söylememiştim. Orijinal fiyat normal olan fiyat arkadaşlar. Burada da hep onu göreceksiniz zaten. Ama asıl olan fiyat yanındaki, yani benim kodumla %90'a varan indirim. Mesela 30 euro görüyorsunuz burada diyelim bir vazoyu. Ama benim kodumla %90'a varan indirimle misal 3 euroya alacaksınız, 1 euroya alacaksınız, 50 cent alacaksınız. Yani rakamlar gerçekten linkte aşağıda bakabilirsiniz. Fiyatlar gerçekten toplasanız hiçbir şey ediyor. O nedenle Temu app'ini indirin derim ve benim indirim kodumu kaçırmayın. Şimdi gelin hemen hep beraber paketleri açalım. Şimdi birazını bir aldım. Açayım sonra yine getireyim. Öncelikle arkadaşlar şöyle dörtlü, biz Fırat'la çok böyle bol tarzı şeyler yiyoruz. İşte kahvaltıda olsun yoğurtlu, müsliler veya akşam yemekleri olarak pilavlı yemekler filan. Böyle kaseler almak istedik. Bunlardan da direkt set yaptım dörtlü. Eğer arkadaşımız birileri gelirse hani yiyebilelim diye. Şöyle göstereyim bakın, kokonat kaseleri arkadaşlar. Bakın. Bunlar da çok güzel geldi. Yani kaseleri tam düşündüğüm gibi böyle incecik, böyle tam yuvarlak da değil, oval da değil, ikisi karışık bir arada ve şöyle tahta kaşıkları da var.
Burada tekrardan şöyle göstermek istedim. Yani büyüklükleri falan da bakın gayet iyi yani gayet büyük. Hiç küçük de gelmedi. Ben ilk tereddütte kaldım küçük mü gelir diye. Ama yok yani süper. Sonra bunlardan bir kere annem almıştı, onda görmüştüm ve ben de annemden çalıp yani alıp kullanıyordum. Yine bunlardan almak istedim. Bunlar arkadaşlar böyle kurt gibi küçük torbalar. Böyle çekiyorsunuz, sonra bıraktığınızda açılıyor. Mesela yemeğiniz mi kaldı? Diyelim hemen bu tabağı alabiliriz. Buna direkt geçiriyorsunuz. Acayip avantajlı oluyor. Bakın. Yani üstü kapanmış oluyor. Buzdolabında saklayabilirsiniz. Tek kullanımlık. Batmazsa iki kere de kullanabilirsiniz. O size kalmış bir şey yani. Sonra atıyorsunuz. Yani üstüne streç film kapatacağınıza direkt bunlardan kullanıp atabilirsiniz. Fiyatları o kadar uygun ki gerçekten kaçırmayın derim. Sonra şöyle torbalardan aldım. Bir mini boyunu, bir de şöyle orta boy. Bunları arkadaşlar buzlukta kullanıyorum yani bunları. İşte kıyma, et veyahut mesela yazın domates yapmıştım. Onlardan kalıyorsa buzluğa atıyorum. Yani buzluk torbası olarak kullanıyorum ki her türlü de kullanabilirsiniz. Bunlar da çok iyi. Bundan da 100 tane aldım diye hatırlıyorum. Bu da yüzlü olması lazım. Aynı şekilde bu da. Gelelim bir sonraki ürünümüze. Yumurtalık aldım. Bazılarınız buzdolabında saklıyordu, bazılarınız dolapta. Ben bir buzdolabında, bir dışarıda normal dolapta saklıyorum. Ve onun içinde bir tane düzenleyici aldım. Çünkü bendeki yetmiyordu. Buzdolabında böyle normal bir altılı mı, sekizli mi ne bölümü var. Ve biz çiftlikten aldığımız için yumurtalarımızı yetmiyordu. O nedenle şöyle bir yumurtalık aldım. Buradan kapağını açıyorsunuz bu arada. Yumurtaları buradan sıralayıp aşağı doğru iki sıra oluyor. Böyle bir yumurtalık aldım ve bunun da plastiği gerçekten çok iyi geldi. Cam plastik gibi. Bir tane organizer aldım arkadaşlar. İşte bunu mesela ben buzdolabında kullanmak için almıştım. Ama bunu her amaçlı ve her türlü de kullanabilirsiniz. Bunun içine mesela maydanoz, açayım direkt. Sonra dereotu, nane, her türlü yeşillikler saklayabilirsiniz. Şöyle bir kutu, bakın, kolaylıkla da şöyle buzdolabından direkt çıkarabilirsiniz. Sapı da var buzdolabına hemen şöyle çıkarmak için. Kenardaki tokalarla açıyoruz ve bakın silikonlu, duydunuz mu? Yani bu şey sesini de böyle hava alma sesini, havasını verdi. Yani gerçekten iyi vakumluyor, iyi saklıyor. Yıkayacaksınız mesela yeşilliklerinizi arkadaşlar veya salatalık domates bile koyabilirsiniz bence. Ondan sonra böyle bölme bölme ayırıp kapağını kapatıyorsunuz, vakumlama işi görüyor. Sonra buzdolabında saklıyorsunuz. Hem daha düzenli buzdolabında olsun diye ve direkt göreyim de diye hemen neyim eksik, neyim bitmiş diye böyle bir düzenleyici aldım. Bu da gayet güzel geldi. Ki bu vakum işini çok sevdim yani gerçekten lastiğinden çok iyi bir iş görüyor. Gelelim bir sonraki ürünümüze. Benim sürahim kırılmıştı. Geçen sene filandı galiba kırıldığında. Büyük de aldım. Kalın süzgeci var hem de ince süzgeci. Boyu falan gayet iyi. Böyle büyük bir sürahi istiyordum. Ve kargonun şeyine bakar mısınız? Yani hiçbir kırılma, bir çizik bile yok. O kadar sağlam kargolamışlar ki, o kadar kalın ki yani bunları atmayayım. Ben bir şey yolladığımda kullanayım diyormuşum. Evet. Bu nedir? Bu nedir? Ben önce bir çıkarayım mı? Çay bardaklarım kötü oldu artık ve onları atmak istiyorum. Birazcık böyle renkli bir şeyler arıyordum ve böyle altılı set yaptım arkadaşlar. Sarı yapraklardan bardakların içinde bir çay bardağı aldım. Çift camlı bu arada. Kahve bardağı olarak kullanabilirsiniz, çay bardağı olarak kullanabilirsiniz ki su bardağı olarak bile olur. O kadar sevdim ki yakında da işe başlayacağım. Bunları direkt böyle her renk götürüp her gün bir tane yani gerçekten çok iyi. Hemen öbür renklerini de açalım. İki tane de pembesinden söyledim.
Çiçekler aynı çiçekler bu arada. Sadece renkleri pembe ve mavi. Mavi zaten benim favorim. Bunu hemen birazdan yıkayıp mesela kullanabilirim. Yani o kadar iyi paketlemişler ki bakın yani o kadar zor çıkıyor ki. İki tane de mavilerden sipariş verdim. Bir de topluca göstereyim. Bakın arkadaşlar, yani gerçekten bardaklar çok güzel. İki tane de pembe ve iki tane sarı. Bunları da çok beğendim. Uzun zamandır zaten böyle çift camlı ve renkli bardaklar arıyordum. Ve bu böyle bilmiyorum ama acayip hoşuma gitti benim. Gelelim bir sonraki kadromuza. Yağlık ihtiyacım vardı. Şöyle tereyağlı. Hem üstünde sürme bıçağı da var. Yani gerçekten dev bir kargo açılımıyla karşınızdayım. Bu kadar çok kargo bir arada hiç açmamıştım. Bu da ilk oldu yani. Şimdi aynı zamanda bir tane daha böyle buzdolabına saklamak için maydanoz saklamak için ikili böyle plastik şeyler aldım buzdolabına. Bunu böyle içecek yerlerine dikeltebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkasında lastiği var. Çekip içine su dolduruyorsunuz. Daha uzun ömürlü ve daha uzun dayanıyorlar. İki tane aldım çünkü dediğim gibi yani hem maydanoz hem nane gerçekten bol oluyor. Bunları kullanmak için olacak yani. Nane, maydanoz. Hangi otları seviyorsanız. Gelelim bir sonraki ürünüme. Bunları ben daha büyük tahmin ettim bu arada şimdilik. Ne yalan söyleyeyim. Bayağı küçük geldi. Ölçülerini yanlış bakmışım. Tahta aldım. Tahta ihtiyacım her zaman var. Yani böyle sık sık tahtalarımı değiştiriyorum bu arada. Bunları hem dekor amaçlı kullanırım ve belki de hani iyi gelmezse de normal tahta olarak kullanırım diye düşünmüştüm. Ama o kadar beğendim ki hele şunu şuradaki üçgen detayını filan. Dekor olarak bile kahve köşeme koyabilirim yani. Böyle iki tane koyu kahve tahtalar da aldım. Bunların fiyatlarını da bırakıyorum. Linklerini de bırakıyorum. Bakabilirsiniz. Bir sonraki ürünümüz çekmeceye yine organizer aldım. Baharat filan saklamak için. Şimdi önce bir çekmecemi açayım. Şöyle bir tane ince çekmece. Bunun kolaylığı ne derseniz kesinlikle vida yapmıyorsunuz. Mesela mutfak sizin değilse, kiralık filansa böyle şeyler çok iyi. Hani delmiyorsunuz, etmiyorsunuz. Yapışkanlı yapıştırıyorsunuz rafınızın üzerine. Ondan sonra bu bakın çıkıyor. Yani öne çekip arkaya çekebiliyorsunuz. Bildiğiniz raf yani. Ben incesinden aldım. Bunların kalınları var, inceleri var, daha büyükleri var, daha küçükleri var. Ve işte baharat koyabilirsiniz, makarna, un, süt yani ne isterseniz. Şöyle resmini de göstereyim bu arada tam anlamanız için. Daha fazla set de yapabilirsiniz. Sonra böyle dörtlü, bundan bayağı ihtiyacım vardı. Daha doğrusu Fırat hep istiyordu. Ben espresso veya Türk kahvesini çok severim yani bu aralar. Ki Türk kahve daha yeni başladı. Şöyle dörtlü espresso bardakları aldım. Bunlar da yine çift cam. Cappuccino'lar kahve bardaklarımız vardı. Espresso eksikti. O nedenle tamamlamak için 4 tane de espresso veya Türk kahvesi işte nasıl derseniz bunlardan almak istedim. Hemen iki kargo daha getirdim. Geçen borcamım kırıldı, küçük olan. Artık kullana kullana çarpa çarpa çatlamış yani. Ben de attım. Bir dahaki yemekte yoksa ayrılacaktı. Küçük bir borcam aldım ve bu sefer de cam aldım. Hem de kapaklı yani fırında çırpmayacak. Biliyorsunuz fırın temizliğini kimse sevmiyor zaten. Böyle küçük iki kişilik hatta dört kişilik bile yeter aslında ne yaptığınıza bağlı. Cam bir borcam aldım. Fırına girer, artan yemekleri koyabilirsiniz. Yani her türlü her amaçlı kullanabilirsiniz. Kapaksız da kullanabilirsiniz bu arada. Ben özellikle kapaklı olmasını istedim ki fırında bir şey pişirirken taşmasın diye. Bunu bayağı sevdim. Boyu da gerçekten tam istediğim gibi. Büyükleri de var, küçükleri de var. Linkini bırakıyorum, bakabilirsiniz. Gelelim bir sonraki ürünümüze. Geçenki videomda demiştim annem yoğurt mayaladı ve ben de artık evde yoğurt mayalayacağım diye. Ve yoğurt mayam için tencere arıyordum. Buzdolabında böyle birazcık güzel dursun diye. Başak Burcu'yuz yani. Düzeni seviyoruz. Göze hoş gelen şeyleri seviyoruz. O nedenle cam bir tencere aldım. Yani
Bunda bu arada çorba falan da pişirebilirsiniz, yemek yapabilirsiniz. Her amaçlı her türlü kullanabilirsiniz. Ben ama yoğurt mayalamak için aldım. Galiba 1 litre falan veya 1 litreden bir tık daha fazla olabilir. 1-200 belki. Küçük aldım taze taze mayalarım diye. Veya en sana çorbalar falan yaparım diye. Ama aslında niyetim dediğim gibi yoğurt mayası için almıştım tenceremi. Acayip şeker gelmemiş mi? Gelelim bir sonraki ürünlerimize. Şöyle yuvarlak bir şey. Tezgah üzerine koyabilirsiniz, dolap içlerine koyabilirsiniz. Mutfağınız küçükse bence çok avantajlı. Çünkü 6 gözlü, 6 bakliyat alıyor. Plastik yine bu arada, cam değil. Kapağını alıyorsunuz, üstten dolduruyorsunuz. Mercimek, makarna, şehriye, işte ne isterseniz pirinç. Sonra kapağını yine kapatıyorsunuz yani saklamak için. Sonra şurada bir düğmesi var. Bunu bastığınızda, bir saniye görmüyorum. Ha böyle. Bastığınızda şu içten gözü açılıp buradan size o ürün geliyor yani. Demek istediğim, altısı bir arada bakliyat. Mutfağınız küçükse dolabın içine koyabilirsiniz. Tezgahı aldığınızda 6 bakliyat bir saklıyorsunuz. Bu da gayet avantajlı bence. Yer amaçlı sıkıntı yaşıyorsanız kesinlikle bu derim. Yeriniz varsa o zaman sıkıntı yok, ama yeriniz yoksa böyle şeyler çok avantajlı. Son iki ürünüme geldim bu arada. Büyük bir set aldım. Yani kaç çeşit. Bakın kutusu da var. Rendelediğiniz şeyi içine koyuyorsunuz. Ben rende aldım bu arada. Söylemedim galiba. Bayağı şeyliymiş yani, bayağı fonksiyonları var. Bakın arkada mesela ayarları var. Kalınlık ayarlarını ayarlayabiliyorsunuz. İşte 7, 8 yani 1'den 8'e kadar bir ayarı var. Bunu hangi tarafa çevirirseniz o kalınlıkta kesiyor. Bunu da buraya oturtturuyorsunuz bu arada. Direkt kestiğiniz buradan içine düşüyor. Ön tarafı da elinizi kesmemesi için şunu buraya oturtturuyorsunuz. Diyelim ki havuç koydunuz. Bununla böyle bastırıp havucu rendeliyorsunuz. Yani elinizi kesinlikle kesme ihtimaliniz yok bunu kullanırsanız. Böyle bastırıyorsunuz, kestiğiniz burun içine düşüyor ve arkadan da kalınlık ayarını ayarlıyorsunuz. İşte ince mi olsun, kalın mı olsun, uzun mu olsun, kısa mı olsun, her türlü ayarlanıyormuş. Baya baya güzel. Temizleme kolaylığı da var bu arada, onu da hemen göstereyim. Bakın bunlar çıkıyor zaten, direkt temizleyebilirsiniz. Bu kutu aynı şekilde. Bu şey yine aynı zamanda kapanıyor. Bunu da buranın kilidini taktınız mı bakın incecik. Direkt dolabın içine sürebilirsiniz yani. Yıkamak için de şurada iki tane şeyi var. Kancası mı diyeyim artık. Buraya basıp bunu çekiyorsunuz. Ve bakın bıçağı yani aman elinizi dokundurma, aman yani dikkat edelim de bunu böyle direkt suyun altında yıkayabilirsiniz. Sonra yine aynı şekilde takıyoruz. Bakın girdi ve kilidini kapatıyorum. Kapandı, dolabıma saklayabilirim. Şimdi telefonumda da açtım. Bakın yani yuvarlak yapıyor. Şöyle yuvarlak küp küp kesiyor, kare kare kesiyor, ince uzun patates gibi kesiyor. Yuvarlak kesiyor, salata malzemesi için, portakal. Yani her türlü kesebilirsiniz, her türlü kullanabilirsiniz. Böyle şeyler zaten yaptıkça öğreniliyor. Hani ilk bir kesiyorum hemen öyle çıkmıyor tabii ki. Ben video falan izlemiştim ilk nasıl oluyor diye. Ürünümüz de bu arada boş şişi toplamak için bir torba mı diyeyim artık. Yani bir kutu gibi bir şey. Bu çok kolaylık sağlayacak. Şimdi göstereceğim ne amaçlı. Burada siyah tokaları var. Daha doğrusu ipleri. Bunların içine sokuyorsunuz. Kurdum. Bakın şimdi böyle bir siyah çamaşır sepeti gibi duruyor ki aslında gördüm ben yani çamaşır sepeti olarak bile kullananlar var. Ben boş şişe için kullanacağım ve iki torbalı aldım bu arada. Şöyle bir tane torbası var. Bunu içine koyuyorsunuz. Kenarında da çırçırları var. Kenarına takıyorsunuz. Ben şu bir tanesini taktım bile hemen. Bakın boyu baya baya büyük. Ve kapağını kapatıp şurada bir tane deliği var. Buraya da şimdi getirdim sizlere göstermek için. Yani boş şişelerinizi atıyorsunuz. Attıktan sonra diyelim ki bu doldu mu? Dolduktan sonra da alıp şöyle direkt alışverişe gidebilirsiniz.
Yani kolaylığa bakın arkadaşlar, direkt şipşak. Hem torba kullanmamış oluyorsunuz. Gelbazak sürekli işte alıyoruz, ediyoruz. Hem ona gerek yok. Ve direkt bunun içine torbası olduğu için bunu alıp hemen yenisini de takabilirim. Hatta ben böyle çok birikince falan götürüyorum. Mesela iki torba oldu mu? Böyle. İki torba oldu mu direkt götürebilirim. Yani arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir kargolarımı. Şöyle tekrardan hemen bir göz atalım neler aldım. Toplu şekilde bir göstereyim. Şişe toplama çantamı mı diyeyim artık, onu gösterdim zaten. Şöyle bakliyat için bir kutumuz vardı. Espresso bardaklarımız vardı. Sürahim vardı. Yumurtalığım. Kaselerim, bol kaselerim kokonattan. Hatta bunun bir tane kaşığı buraya düşmüş. Yağlığım vardı. Şöyle bir tane altılı set yaptım. Çay bardak seti, işte kahve seti ne derseniz. Yoğurt tencerem, borcamım, maydanoz falan saklamak için böyle bir yeşillik kutum. İki tane tahtam var. Bunları da alayım. Yine buzdolabı düzeni için bir tane kutum. İşte buna hem yeşillik hem de işte böyle küçük salatalık, domates, yani her türlü kullanabilirsiniz aslında. Sonra şöyle torbalarım ağzı, yani kurt gibi böyle ince torbalarım ağzını kapatmak için, buzdolabında falan saklamak için. Ve yine böyle ben buzluk poşeti diyorum yani bunlardan. Bir tane yapışkanlı yine organizer, yani böyle çekmece vardı. Bunu da gösterdim. Tamamdır. Ha bir de koltuğun üzerinde arkadaşlar rendem var. Hepsini umarım göstermişimdir. İndirim kodumu vermeyi unutmayın. İlk alışverişimde 100 euro kampanyayı kaçırmayın derim. Beğendikleriniz varsa linklerini aşağı bırakıyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Bir tane Temu videosu daha gelecek. O da Ensarıma özel diyeyim yani. Takipte kalın. Sizleri çok seviyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir beğeni bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.